Bu kadın babasının borçlarını ödemek için zengin bir adamla 3 gece birlikte olur. Ve film bu şekilde başlar. İlk kez loş bir odada karşılaşırlar. Charles bir paravanın arkasından Elizabeth'e birbiri ardına sorular yöneltir. Sağlığı yerindeyse neden evlenmediğini ve neden bu yolu seçtiğini sorar. Elizabeth geçinmek için tüm mal varlığını satabileceğini, ancak Charles'ın ona sadece geçici olarak ihtiyacı olduğunu söyler. Bu tür doğrudan sorular Elizabeth'i biraz rahatsız eder, ancak finansal koşullar onu işi kabul etmeye zorlar. Sonraki 3 gün boyunca Elizabeth gözlerden uzak bir otelde kalır. Odaya girdiğinde içeride biraz endişeli görünen iyi giyimli bir adam bulur. Adam Elizabeth'e birlikte sadece 3 gün geçireceklerini ve 10 ay içinde bebek doğduktan sonra yüklü bir ödeme alacağını söyler. Bebeğin cinsiyeti ne olursa olsun, gizliliği koruması ve çocukla tüm temasını kesmesi gerekiyordur. Elizabeth bu şartı kabul eder ve hiç tereddüt etmeden soyunmaya başlar. İlk gece Elizabeth yatakta yan yatar ve Charles'ın ritüeli beceriksizce gerçekleştirmesine izin verir. İletişim kurmasalar da Elizabeth, Charles'ın kendisine son derece saygılı davranan gerçek bir beyefendi olduğunu hisseder. İkinci gece Elizabeth'in gözle görülür biçimde daha rahat olduğunu, yakınlığın tadını çıkarmaya başladığını görürüz. Ancak sonrasında gözyaşı dökmekten kendini alamaz. Bir yabancıyla yatmak ona pişmanlık verici bir eylem gibi gelir. Charles onun ruh halindeki değişikliği fark eder ve Elizabeth'i hayal kırıklıklarını ifade etmesi için cesaretlendirmeye başlar. Bu noktada ilişkileri ince bir değişim geçiriyor gibi görünmektedir. Üçüncü gece Elizabeth en derin arzularını serbest bırakacak cesareti toplar. 10 ay sonra Elizabeth bir kız bebek dünyaya getirir, ancak onu görmeye fırsat bulamadan çocuk götürülür. Hiçbir anne çocuğuna kayıtsız kalamaz ve ilerleyen yıllarda Elizabeth kızını giderek daha fazla özler. Elizabeth kızının her doğum gününde iyi dileklerini bir eskiz defterine yazar ve uzaktan doğum günü tebrikleri gönderir. Aradan 7 yıl geçer ve Elizabeth nihayet kızıyla ilgili bir haber alır. Hemen bir mürebbiye rolünü üstlenir ve hizmetçilerden kızının adının Louisa olduğunu öğrenir. Louisa'nın yalnız ve inatçı bir çocuk olduğu ortaya çıkar. Disiplin sağlamaya çalışan 3 mürebbiye kovulmuştur bile. Boş zamanlarını göl kenarındaki köşkte kilitli olarak geçirmektedir. Elizabeth'i ilk gördüğünde ona da düşmanca bir tavır takınır ve ilk sözleri Elizabeth'i kovmak olur. Ertesi gün Duke Charles geri döner ve Elizabeth'i görünce şaşırır. Yaşadığı şoku gizleyerek hemen gitmesini ister. Elizabeth kızının sesini ve doğum anılarını unutamadığını söyler. Charles sözleşmeyi ihlal ettiği için Elizabeth'e öfkelenir. Ancak mürebbiyelik anlaşması uyarınca onu bir ay boyunca yanında tutmak zorundadır. Ne demek istediğini vurgulamak için ona hikayesini anlatır. 10 yıl önce karısı trajik bir kaza geçirmiş ve bitkisel hayata girmiştir. Charles evliliğini kurtarmak ve aile soyunu devam ettirmek için Elizabeth'e başvurmuştur. Kaderin onları yeniden bir araya getireceğini hiç tahmin etmemiştir. Elizabeth kızıyla derslerinde resim yapmak ve boyamak gibi alışılmadık yöntemler kullanır. Çocuk ona itaat etmediğinde kendi yüzünü de boyar. Elizabeth, Louisa'nın babasının düzgün bir eğitim alması isteğini haklı buluyordur. Louisa, anne sevgisi eksikliği nedeniyle küçük yaştan itibaren içine kapanıktır. Babası Charles onu şımartmış. Bu da küstah bir kişiliğe sahip olmasına yol açmıştır. İlk gün Louisa öğrenmeye direnir ve Elizabeth'in eğitim eksikliğiyle alay eder. Bunun üzerine Elizabeth, Louisa'yı sınıfa kilitler. Louisa'nın çığlıklarına boyun eğmeyerek kararlılığını sürdürür. Kızının çektiği acılardan üzüntü duyan Charles, derslere son verilmesini ister, ancak Elizabeth'in duruşu değişmez. İki gün birlikte çalıştıktan sonra Elizabeth, Louisa'nın uzun süredir ihmal edildiğini fark eder. Louisa öz farkındalıktan yoksundur ve Elizabeth itaatin eğitimden önce gelmesi gerektiğini düşünmektedir. Charles'ı rahatlatmak için bir söz verir. Koşullar ne olursa olsun, Louisa'ya verdiği cezanın aynısını kendisine de vereceğini söyler. Bu güvenceyle Charles yumuşar ve gitmeden önce kızına birkaç rahatlatıcı söz söyler. Sözüne sadık kalan Elizabeth, disiplin yöntemlerini uygulamaya devam eder. Louisa isyankar bir tavırla yemek yemeyi reddeder. Louisa'nın hararetli küfürlerine rağmen Elizabeth sakin kalıp onunla konuşmaya devam eder. Louisa yavaş yavaş sakinleşir ve masadaki kartlar ilgisini çekmeye başlar. Elizabeth bu fırsatı değerlendirerek ona bazı temel kelimeleri ve gramer kurallarını öğretir. Ardından ışık ve ateş hakkında bir hikaye paylaşır. Ateşi zamanı durdurabilen bir büyüye benzetir. Ateş söndüğünde insanların artık kurallara uyması gerekmiyordur. İstediklerini yapma özgürlüğüne sahiptirler. Ve ateş yeniden alevlendiğinde her şey hiç yaşanmamış gibi olacaktır. O gün Louisa onu dikkatle dinler. Ancak sonrasında daha da kararlı hale gelir. Duyguseline kapılan Elizabeth, Louisa büyüdükçe her şeyin elinden kayıp gideceğini, çünkü artık bir kadın olacağını söyler. Louisa evlendiğinde sahip olduğu her şey kocasının olacak ve ona hiçbir şey kalmayacaktır. Kimsenin ondan alamayacağı tek şey ise aklıdır. Elizabeth kızını sevgi ve sabırla kazanmayı başarır.
Louisa derslerine direnmeyi bırakır ve kendini çalışmaya verir. Charles kızının gelişimi için Elizabeth'e minnettardır ve ikili arasında farklı bir sevgi yeşermeye başlar. Charles geceleri bilinci yerinde olmayan karısına içini döker, düşüncelerini paylaşır. Birkaç yıldır ona içini dökmektedir ama bu kez aklında başka biri vardır. Elizabeth de bir zamanlar bekaretini parayla satın almış olan adama karşı dile getirilmemiş duygular beslemektedir. Charles'ı gölde yüzerken izler ve sessizce fiziğine hayran kalır. Bir gece çalışma odasında buluşurlar ve Charles Elizabeth'ten geçmişin geride kaldığını ve bir daha tekrarlanmayacağını söylemesini ister. Ne var ki kendilerini kandıramazlar ve gözleri buluştuğunda içlerindeki duygular ortaya dökülür. Sonunda uzun süredir bastırdıkları aşkı nihayet ifade ederler. Bu arada Louisa babasının Elizabeth'le ilişkisini gözlemlemektedir. Bir gün donmuş gölde yürürken buz aniden kırılır ve suya düşer. Olaya tanık olan Elizabeth hemen soğuk suya atlar ve buz çatlaklarını kırarak onu kurtarır. Elizabeth bir öğretmen olarak her zaman Louisa'nın yanında olmasına rağmen davranışları onun aslında annesi olduğu gerçeğini belli ediyordur. Uyurken Louisa'ya onu asla terk etmeyeceğine dair söz verir. Zaman geçtikçe Louisa kalbini yavaş yavaş Elizabeth'e açar. Hasta kadının gerçek annesi olmadığını bilse de onu her gün ziyaret eder. Louisa göl köşkünü çok sevmekte ve onu annesiyle paylaştığı bir alan olarak görmektedir. Kışın yoğun kar yağan bir gün Charles'ın babası geri döner. Lord Clare her türlü abartılı aktiviteye düşkün bir hedonisttir. Döner dönmez bir Noel balosu düzenler. Charles dans etmeyi pek sevmez ama Elizabeth'le yalnız kaldığında kolunu onun beline dolamaktan ve odanın içinde dönmekten kendini alamaz. İlişkileri hızla derinleşir. Charles zaman zaman Elizabeth'i ve kızlarını yanına almayı bile düşünür ancak evli bir adam ve ailenin varisi olması, önemli sorumluluklar taşıyor olması, böyle gerçekçi olmayan düşüncelere kapılmasını engeller. Kısa bir süre sonra bir grup davetsiz misafir malikaneye gelir. Charles mali sorunlarla karşı karşıyadır ve bir krediyi geri ödemek için her şeyi satması gerekecektir. Bu ev karısıyla evlendikten beri oturdukları evdir ama karısının hastalığından sonra herkes için bir hapishaneye dönüşmüştür. Charles karısını seviyordur ancak onun böyle yaşamak istediğinden emin değildir. 10 senedir isteyeceğini düşünerek kendisine ve belki de karısına yalan söylemiştir. Sonra odadaki ateşi söndürür ve tüm pencereleri açar. Karısının yanında diz çöküp Tanrı'ya ona iyi bakması için dua eder. O soğuk gece Charles'ın karısının hayatı sona erer. Elizabeth bu olayda hiçbir rol oynamamış olsa da Charles'ın parmağı olduğunu anlar. Louisa, Elizabeth'in odasına girer ve bir resimli kitaba rastlar. Sonunda Elizabeth'in annesi olduğunu anlar ama neden kendisinden vazgeçtiğini anlayamaz. Elizabeth, Louisa'yı 500 pound karşılığında sattığını açıklar ve Louisa, Elizabeth'in önemli bir gelir elde etmesinden dolayı mutlu olur. Sonunda birbirlerini affederler. Aile evi terk edip yeni bir hayata yelken açar.